Dünya ve bizden iyi akşamlar. Bugün hem zengin diyelim, kalabalık bir konuk kitlemiz var, hem de konular o denli zengin. Uzun bir aradan sonra sevgili Kadri Gürsel'i konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deneyimli dış politika uzmanı, gazeteci. Bu bölümde mümkün olduğu kadar ben kısa tutayım. Kadri Bey'e çok zaman kalsın. 35 dakika kadar Kadri Bey'le bu sıcak gündemi, özellikle bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste söyledikleri üzerinden, ama sahadaki konulara da değinerek tabii, İdlib'i ile efendim Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bölgeleri, ABD ile ve Rusya ile olan ve Türkiye-Suriye boyutuyla da bu Suriye üzerinden sıcak çatışma riskinin artıp artmadığı, savaş doğrudan riskinin artıp artmadığı konusu üzerine konuşacağız. Vakit kalırsa, yayından önce de kısaca sohbet imkanı bulduk, belki Libya konusuna da, o da çünkü bir başka gerilim alanı, değineceğiz. Bu ilk başta bir genel gidişat hakkında ve diğer konuklarım hakkında bilgi vereyim müsaadenizle. İlk bölümün, bu bölümün sonunda bir 10 dakika kadar değerli uzman Arda Mevlütoğlu'na bağlanacağız ve Arda Bey'le şu denize indirildiği yeniden söylenen, çünkü daha önce de indirilmişti biliyorsunuz, bu da normal inşaatı bakımından geminin, şu TCG Anadolu helikopter gemisi mi, uçak gemisi mi, Türkiye'nin deniz savunmasında, donanmasında ne gibi bir önemi haiz, ne zaman faaliyete gideceğiz, girecek, bunları konuşacağız. Daha sonra ikinci bölümün ilk yarım saatinde yine Rusya uzmanı, bugün de haber bültenine bağlanmıştı esasen, Aydın Sezer'le birlikteyiz. Aydın Sezer'le Ukrayna ziyareti, Ukrayna ziyaretinden sonra Türkiye-Rusya ilişkileri ve İdlib üzerinden gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği aşamayı konuşacağız. Rusya tarafı ne diyor? Çünkü Aydın Sezer çok yakından izliyor Rusya tarafını. Bunları konuşacağız. Bir de yine Aydın Bey'le yalnız vakit kalırsa şu Doğu Akdeniz konusunda, çünkü onun yaklaşımı benim bu programda da birkaç kere söyledi, İlginç. Yani ne dışişlerinin yaklaşımını, ne askeriyenin, ne farklı uzmanların, genelkurmayı, hepsinin dışında kalan gibi değişik bir yaklaşımı var. Biraz Aydın Bey'le onu da konuşacağız. En sonunda da, belki önemsiz gelebilir bu kadar sıcak gündem içinde ama ben önemsiyorum, birkaç programda da, son bir iki programda kenarından köşesinden değinmiştik, şu Britanya'nın Huawei ile 5G konusunu siber güvenlik uzmanı Kadir Has Üniversitesi'nden, bunu da tanıyorsunuz, konuğum oldu, Salih Bıçakçı ile konuşacağız. Bizim de bu konuyu şimdiden düşünmemizde fayda var. Dilerim programın en sonuna kalacak ama sağ olsun Salih Bey de kabul etti. O bölümü de ilgiyle izlersiniz. Şimdi tekrar hoş geldiniz diyorum Kadri Gürsel'e ve sonunu baştan konuşalım. Böylece bir sıcak giriş olur. Geriye doğru ayrıntılandırırız. Bugünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni milat dedi. Kapı gibi Adana mutabakatı dedi. Mühlet koydu Şubat ayında, bu oldu olmadı, daha önce de göbeğimizi kendimiz keseriz demişti. Bu defa da Türk Silahlı Kuvvetleri serbest bir şekilde hareket edecek dedi. Üstelik bunu telefonla da görüştüğü Putin'e de ilettiğini ve yalnızca İdlib değil, hem Afrin Bab cebi arasında kalan Tel Rifat Ur dedi konuşmasında. Bir Ur gibi orada duran dedi. Kobani'de. Ve diğer tarafta da Barış Pınarı'nın da aşağıya doğru, hem güneye doğru hem köşelerine doğru, o dörtgen biçimindeki cemin orada da faaliyet başlayacağını söyledi. Buradan kimileri, benim gibiler diyelim, şehamet tellalları da denilebilir. Birkaç haftadır bu konuda yazıyorum, söylüyorum da, yani çatışma olasılığının endişeyle, hani ellerimi ovuşturarak beklediğim sanılmasın, çok yükseldiği görüşündeyim. Diğer görüştekilerse ya bu söylem hep böyle süre gider, zaten dikkat edin diyorlar, Rusya konusunda daha ılımlı konuşuyor. Rusya'yı karşısına almak istemediğini söylüyor. ABD söz konusu olunca daha ılımlı, yani pek böyle bir şey olmaz diyor. Bense başta söylediğim gibi Suriye ordusuyla özellikle karşı karşıya gelindi bile zaten. Buradan bir kıvılcımdan, hani bir
işte Maki diyelim yangını, Maki yangınından orman yangınına varabilir gibi bir endişe içindeyim. Sizin değerlendirmeniz nedir bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açık gayet doğrudan yaptığı konuşma üzerine? Bu konuşma bende bazı soru işareti uyandırdı. Putin'le yaptığı telefon konuşmasının sonrasına rastlıyor. Epey de bekledi o konuşma bu arada. Bekledi. Şimdi Putin'le yapılan telefon konuşmasının ardından bu konuşmanın çok olumlu geçtiğine dair bir izlenim edinmek mümkün olmadı. Taraflar bu yönde açıklamalar yapmadılar. Sadece neleri konuştuklarını çok basit konu başlıkları halinde aktardılar. Şimdi o zaman şu iki soruya verilecek cevabın ışığında öngörmek, değerlendirmek lazım. Bugünkü konuşmasını bir bağlama oturtmak, anlamlandırmak için. Birincisi, Rusya ile anlaştı mı, Putin ile anlaştı mı? Değil öyle mi? Bir gibi gözükmüyor oradan. Pek öyle seslerde gözükmüyor. Öyle. Şimdi ayrıca bir de bu soruya oturduğumuz yerden bazı cevaplar da uydurabiliriz açıkçası. Yani parametreler uyduralım çünkü parametreler belli. Şimdi Türkiye'nin politikası neden olmuştur Rusya'nın Suriye'ye müdahalesine. Neticede bakın bugün İdlib'i konuşuyoruz. Esasında 2015'in Ocak-Şubat aylarında İdlib vilayetinin bütünüyle rejimin kontrolünden çıkmasına neden olan operasyonun hazırlayıcısı, örgütleyicisi. Ben de tam o konudaki cümlesini okumak istedim. Onun için elime aldım. Peki 2015, ben devam edeyim mi? Lütfen. Yani Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ydi ve Ceyşül İslam adı altında bir grup kurup çeşitli cihatçı gruplardan bireye getirip saldırdılar ve İdlib'i aldılar ve İdlib'in bir vilayet olarak düşmesi aslında rejimin de işte her an düşebileceği veyahut iyice nazikleştiği falan kırılganlaştığı gibi bir kuşkuyu uyandırdı ve bu aslında 2015'in sonbaharında Rusya'nın müdahalesine neden oldu. Şimdi Rusya, kısa bir özet geçmek lazım. Çünkü bunları tartışıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda diyor ki Soçi mutabakatına uyulmadı. Soçi mutabakatı da Astana sürecinin bir devamıydı. O Astana sürecinde 4 tane çatışmasızlık bölgesi belirlenmişti. Bunların hepsi gitti. Rejimin kontrol altına girdi. Bir tane kaldı geriye. İdlib'in de yarısı kaldı. Şimdi dolayısıyla Rusya bu kadar büyük bir yatırım yaptıktan sonra, siyasi askeri yatırım yaptıktan sonra İdlib'de hele 2019'un ortasından yani yazından itibaren de Soçi mutabakatının da çalışmayacağı bu arada antiparantezi. Ona da aslında açmayayım parantezi de 2019'un yazından itibaren önce Ağustos'ta güneyden kuzeye doğru, daha sonra yine güneydoğudan kuzey batıya doğru iki dalga halinde şey yaptı. Suriye operasyonunu destekledi havadan. Karadan da destekledi. Çünkü Suriye orada savaşanlar ordunun Suriye Arap Ordusu Kara Kuvvetleri'nin adı. Rus özel kuvvetleri vardı. Ve bugün mesela bir Rusya'nın nabzını çok iyi yansıtan bir haber sitesinde çok özel bir fotoğraf vardı. Evet. Rus yani bugün Sarakip'teki operasyonu yöneten ler diye bir kare konmuş. Orada Rus generali işte neyse Suriyeli muadili oturmuşlar, konuşuyorlar. Yani bu çok açık ve sahada şeyler var. Ruslar var ve bu acaba yine 2018'in işte pardon 2016'nın aralığında kararlaştırılan gözlem noktaları, ancak yeri değil, yeri Eylül 2017'de kararlaştırıldı. Türkiye'nin bu Halep'in batısından Hama kırsalına kadar kuzey-güney ekseninde 4 adet ki en güneydeki Morik, 4 adet o zamanki adı gözlem istasyonu olan, bugün hiçbir işe o manada yaramayan askeri üslenmeyi kurması da 2018'in Şubat'ına rastlar. Şubat-Mart aylarına rastlar. Falan. Şimdi gelinen noktada şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Yani bu noktaların üçü bugün kuşatma ya da muhasara ya da şey altında. Karasal bağlantısı kesilmiş durumda. Erdoğan'ın da söylediği bu. Bu değişmediği takdirde biz gerekeni yapacağız. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir bu soru vardı benim kafamda hep. Yani Ağustos'ta ilk önce güneyde Morik
noktası işte kuşatıldı. Sonra geçen ikinci dalgada Surman, şimdi de Tel Tukan denen yer. Türkiye buradan niye çekmiyor askerini, niye tutuyor? Bu sorunun cevabını şimdi alıyoruz. Yani bunu ileride kullanmak üzere, rejime karşı, Rusya'ya karşı kullanmak üzere tutuyor orada. Yani çekmiyor askerini, muhasara altında tutuyor. Ama bu aynı zamanda tutması bir stratejiye de hizmet ediyor. Bu strateji de bence şu, bu ilan edilmiş, deklare edilmiş bir strateji değil. Tamamen gözlemlerim, kendi yaptığım gözlemler sonucunda ben bu yargıya varıyorum. Evet. Türkiye'nin amacı burada Suriye'nin toprak bütünlüğünü Soçi mutabakatında da Astana sürecinde de tanımasına rağmen Suriye'de askerlerini bulundurup Suriye'nin toprak bütünlüğünün gerçekleşmesini kabul edebileceği, rıza gösterebileceği bir siyasi çözüme kadar engellemek. Erdoğan'ın kapı gibi dediği Adana mutabakatı bu dediğinize cevaz verir mi? Hayır, vermez. Adana mutabakatında programdan önce de konuşuyorduk. Evet. Sizin dediğiniz gibi bir sıcak takip hakkı veriyor terörist unsurlara karşı. Evet. Yani Türkiye'den kaçan terörist unsurlara karşı bir sıcak takip hakkı veriyor. Fakat Adana mutabakatının muhatabı Şam rejimidir. Şam'daki rejimdir. Yani Suriye devletidir neticede. Suriye devletini Türkiye'den kaçan terörist unsur olarak tanımlamak, kodlamak mümkün değildir. Yani Adana mutabakatı da bu hakkı vermez. Artı ben oraya döneceğim, eksik kaldı orası. Lütfen. Soçi mutabakatının başarısız olacağını iki taraf da biliyordu. Türkiye, Türk tarafı, Ankara zamana oynadı sadece. Rusya da bu Soçi mutabakatı zaten başarısız olsun diye oluşturdu bunun koşullarını. Türkiye'nin 2018'in Eylül'ünün ortasında imzalandı Soçi mutabakatı. Neden sonra imzalandı? Ağustos ayında başlayan çok şiddetli bir hava ve kara bombardımanının neticesinde Türk sınırlarına doğru bir mülteci akını, yani insanların, sivillerin sürüldüler. Bunun üzerine bir araya geldiler yine işte falan. Şimdi orada şöyle bir şey var Soçi mutabakatında, Türkiye'nin gerçekleştiremeyeceği bir şey vardı. O çok önemli. Zaten bugünkü İdlib operasyonunun stratejisi de amacı da bu. Yani Rusya ve Suriye tarafından sürdürülen. Deniyordu ki orada 2018'in sonuna kadar Halep'le Şam'ı ve de ondan sonra Laskiye ile Halep'i birbirine bağlayan M4-M5 karayollarında güvenli ulaşım sağlanacak. Şimdi nasıl sağlayacaksınız bunu? Bu zaten mümkün değil. Yani çünkü HTŞ, Heyet Tahrir-i Şam, Cenevre sürecinde de, Astana sürecinde de, hepsinde ve Soçi'de de vurgulanıyor ki terörist unsur. Peki Soçi mutabakatı 2018'de imzalandığında bir diğer bunun koşulu, bütün İdlib'i o zaman Türkiye sınırlarından başlayıp, yani Hatay'dan başlayıp Kuzeydoğu'da biten 15 ila 25 kilometre eninde bir tampon bölgeyle çevirip işte burada HTŞ'nin tamamen ayrılması ve Türkiye'nin desteklediği Milli Kurtuluş Cephesi, o zamanki adıyla. Şimdi Suriye Milli Ordusu oldu. Artık öyle bir şey de kalmadı çünkü yani Türkiye oraya, Türkiye diyorum yani Ankara diyelim biz. Ankara oraya bir kısım kuvvet şey yaptı, bu diğer taraftaki beslenen işte milis güçlerinden falan, ama bunlar el Nusra diyelim yani, ya da HTŞ diyelim, neyse, yenildiler bunlar ve HTŞ'nin kontrol ettiği alan çok daha genişledi ve neredeyse İdlib'in tamamı HTŞ'nin kontrol altına girdi. Dolayısıyla ateşkesin muhatabı olarak, ateşkes demeyin de işte çatışmasızlığın muhatabı olarak görülmeyen, terörist olarak görülen, dışlanan bir gücün hakimiyeti altında olan bölgeden nasıl geçeceksiniz? Bu tanımadılar zaten. HTŞ de tanımadı Soçi mutabakatını. Bunun başarılı olması mümkün değildi. Olmadı. Ama niye Ankara kabul etti bunu? Zaman kazanmak için. Orada tutunmak için. Artı işte mülteci tehdidini ötelemek için. Rusya niye kabul etti bunu? İzlediği salam politikasının bir unsuru, bir aracı olarak. Türkiye'yi de işte kendi yanında, kendisi oyun planına entegre şekilde vassal unsuru olarak
ehlileşmiş unsur olarak oyun planında tutmak vesaire. Şimdi o zaman anlaşmadıysa eğer Putin'le bir anlaşma söz konusu değilse savaşı mı göze alıyor Türkiye? Hı hı. Ya da zaman kazanmaya mı çalışıyor? Blöf mü yapıyor? Bir müzakere zemini mi oluşturmaya çalışıyor? Ve umut var mı burada? Yani yani Suriye birliklerinin Soçi mutabakatı gereği belirlenen o gözetleme noktalarının, gözlem noktalarının gerisine çekilmesi konusunda bir umut olabilir mi? Müzakere zemini ne olabilir? Şimdi orada 14 noktanın 14'ü de duracak ama tamamı Suriye ordusu kontrolünde olacak. Bunun bir müzakere zemini olmayacağı belli. Gerisine çekileceksin. Bir yere doğru çekilinecek. Evet. Örneğin, yani Soçi mutabakatı sınırlarına geri dön diyoruz. Ya oradaki şimdi şu oluyor. Siz bu iki yolun işlekliğini beceremediniz. Dolayısıyla o yolların Suriye ordusu denetimine gelmesini sağlayacak kadar ben destek olurum Suriye Arap ordusuna. Ama Şam'la Ankara arasında da bir tercihe zorlanmak istemiyorum. Biraz da burada durabilirsiniz. Böyle bir müzakere zemini mi? Ama bunun kabul edilemeyeceğini bugün ilan etmiş oldu ben, Erdoğan. Burada müzakere zeminini Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları aslında bir müzakere zemini de yok. Sağlamıyor, ikram etmiyor yani karşı taraf. Benim dediğim olacak diyor çünkü. Benim dediğim olacak diyor ama işte Rus tarafı da Moskova'da diyor ki ya sen bu Soçi mutabakatını başaramadın diyor. Yani ne bu tampon bölgeyi gerçekleştirebildin, ne HTŞ'yi terörist unsurları tasfiye edebildin, ne de efendim bu karayolunda güvenli ulaşımı sağlayabildin. Bunların hiçbirini yapamadın. Dolayısıyla HTŞ'de ateşkes vesaire neyse işte uymadığı için, saldırılarını sürdürdüğü için ben de meşru olarak güç kullanıyorum bunlara karşı diyor. Şimdi bu durumda şöyle bir soru daha çıkıyor ki bu aslında bunun felsefi moral boyutları da var. Yani Türkiye velev ki anlaşamadı, savaşı da göze aldı ve efendime söyleyeyim anlaştı, anlaşmadı fark etmiyor. Anlaştı de anlaşmadı. Girdi ve efendim şey yaptı. Suriye ordusunu püskürttü ve onları sürdü. Ki bunu Rusya bunu, arkasında durmadı demek. Durmadı yani diyelim ki hani Rusya müttefiğini sattı. Evet. Kaba tabiriyle. Sattı Türkiye'ye. Peki bu durumda acaba Türkiye bu El-Kaide ile beraber yaşamayı göze alacak mı? Dönüp tek El-Kaide'ye karşı mı savaşacak? Hı hı. Yani işte Elbap'ta olduğu gibi. Yani El-Kaide dediğiniz El-Kaide sonra Nusra sonra HTŞ oldu. Bunun ismi değişen El-Kaide'nin, aynı. El-Kaide'nin bu Suriye şubesi bu. Şubesi, evet. Adının değişmesinde de Ankara rol oynamıştır. Evet. İsim değişikliği hususunda bu çok açık yani bu bilinen bir şeydir. Peki Kadri Bey orada şu da var. Şimdi Jim Jeffrey ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve IŞİD'le mücadele iki şapkalı geçenlerde bir basın toplantısı yaptı. Bunun tutanaklarını da Dışişleri Bakanlığı ABD koydu web sayfasına açık kaynak olarak orada duruyor. Orada Jeffrey iki şey söylüyor yani benim pek çok şey söylüyor da alıntılamak istediğim size sormak için. Birisi HTŞ'yi oldukça şirin gösteriyor. Yani son zamanlarda da pek böyle global, küresel bir terör tehdidi yok gelmiyor bu HTŞ'den. Bunlar yerelde işte sadece Suriye güçleriyle çatıştıkları görülüyor gibi. Hani sanki HTŞ'yle de biz İdlib söz konusu olunca onu da göz yumarız gibi. Diğer taraftan da Dışişleri Bakanı Pompeo İdlib'de Türkiye'nin verdiği kayıplar üzerine işte 8 şehit 5 yaralı. Tam olarak destekliyoruz Türkiye'yi dedi. Bu bize ne anlatıyor? Bu bize ABD'nin büyük güç rekabeti, büyük güç mücadelesi çerçevesi içinde bir kez daha cihatçı, terörist unsurları idare etme, yönetme yani risk yönetimi çerçevesi içinde ele alma eğiliminde olduğunu, oraya onu tercih ettiğini, bunun nispeten küçük, ötelenebilir, idare edilebilir bir tehdit olduğunu, asıl Suriye rejiminin İdlib'inde düşmesiyle artık bu savaşı tamamen kazanmış sayılacağını, Fırat'ın doğusundaki durum da zaten ona göre şekillenecektir ileride. Ve Rusya'nın burada tabii ki
bir büyük bir başarı elde etmiş olacağını görüyor ve bunun gerçekleşmesini istemiyor. Rusya'nın başarısı Amerika'nın tam tersine girdiği bu tür bir angajmanda sonuç elde etmesidir. Amerika bunu pek gerçekleştiremedi. Son 10-20 yıl içindeki müdahalelerinde göremiyoruz. Aynı zamanda da tabii yani bir her ne kadar Putin'le Beyaz Saray arasında Trump arasında bir patrimonyal diye tabir edebileceğimiz bir al-ver ilişkisi, bir işte bir işbirliği havası olsa bile gizli açık devletler arasında böyle bir ilişki, bu hava bu devletler arasındaki ilişkilere sirayet etmiş değil henüz. Ve dolayısıyla işte Suriye rejimi aynı zamanda Suriye rejiminin de güçlenmesini istemiyorlar. Ve şöyle bir şey de var. Bunu daha da geniş ölçekte bakalım. Yani şimdi bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin hem iki tane müşterisi var. İsrail ve Suudi Arabistan en büyük müşterileri bunlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi özellikle, ben onu demeyi tercih ederim. Trump yönetiminin iki müşterisi var ve çok önemli hizmetlerde bulundu Trump yönetimi bu iki müşteriye. Ve Suriye'deki duruma da yine bu iki müşterinin noktayı nazarından da bakıyor. Yani işte mesela Golan Tepelerinin ilhakını kabul etti. Etti, evet. Bu açıkça bir... Onun ötesinde Suriye içinde de bir İranlıların bulunamayacağı bir alan da oluştu. Evet ve aynı zamanda işte yani İsrail daha bire İranlıları falan vuruyor ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında İsrail ve Suudi Arabistan'a yapılmış bir hizmetti. Yani bu da çok açık. Gerçi söz konusu olunca İsrail olunca Rusya'nın ya da Putin diyelim ona da malum. Onun da pek bir, diye. Onun da pek o da, öyle yani. Evet. Yani Putin çok güzel götürdü İsrail'le ilişkileri. Çok iyi idare etti. Yani bu müdahalesinden bu yana İsrail'de mesela Rus uçakları hava sahamı ihlal ediyor diye bir dert etmedi. Halbuki sürekli geçiyorlar, İsrail hava sahasını kullanıyorlar. Yani. Evet. Peki şu fotoğraf, Serakıp'taki Rusların işte bu işi kim yönetiyor filan, o ilginç fotoğraf dediniz. Öbür tarafta da işte CENTCOM epey aradan sonra gitti. YPG Mazlum Abdi ile görüştü yerde yine. Yani biz de buradayız gene, buradan çıkmaya niyetimiz yok diye, ki Jim Jeffrey de zaten söylüyor yani pek çıkmak gibi bir niyet yok diye. Şimdi bir tarafta Türkiye'nin NATO müttefiki ABD terör örgütü olarak görülen işte YPG ile işbirliği. Diğer tarafta yeni ortak, ki Erdoğan klasikten stratejiye doğru giden bir işbirliği olduğunu söylüyor Ruslarla. Hatta bu konuşmasında da hani Rusya'yı niye karşı almamak gerekir derken Akkuyu'ya mesela çok ciddi vurgu yapıyor. Türk akıma vurgu yapıyor. Türk akımı diyor. Doğal gazda bağımlılık var diyor. Bir de turizm diyor. Turizmde de yani böyle gayet. Tamam yani yaptırım uçak düşürme olayından sonra Rusya'nın uyguladığı yaptırım alanları, ki doğalgazımızı kesmediler. Evet. O şey, ama ne kadar önemli olduğunu orada gördü. Ama ben sözünüzü kestim. Estağfurullah. Size. Yok, hayır, şey diyecektim. Yani Rusya açısından bakılınca da öyle diyenler de var. Çünkü yani Şam'la Ankara'yı tarttığında Ankara öyle bir ağırlık kazandı ki hani Şam adına Ankara'yı da harcamaz. Ankara adına Şam'ı da harcamaz ama Ankara daha önemli diyenler var. Bir başkası da Rusya'nın da artık istemese de bir yol ayrımına geldiği ve bir tercih yapmak zorunda olduğu. Siz hangisini düşünüyorsunuz? Bir ya, yol ayrımında yani mı Putin? Şöyle, nasıl idare eder? Türkiye o kadar istikrarsız, o kadar oynak, ayakları yani bir zemin üzerinde o kadar iğreti duruyor ki aslında zemin de yok denilebilir. Bir zemin de yok. Yani iğreti bir noktada. Şöyle bakın hadiseye. Yani son 2019'un Ağustos'undan bu yana, bu nedir? Yani son 4-5 ay içinde, 4 ay içinde. 2019 Ağustos'una gelmeden hem Amerika hem Rusya diye özetleyebilirdik. Şimdi ne Amerika ne Rusya, veya belki Amerika belki Rusya oldu. Yani bir koskoca bir devletten söz ediyoruz, ülkeden söz ediyoruz, 83 milyon nüfuslu. Türkiye'den söz ediyoruz ve bunun uluslararası ilişkilerinden, dış ilişkilerinden, dış politikasından söz ediyoruz. Biri süper güç, biri çok büyük bir güç olan iki güçle ilişkilerin, ki yanı başında olduğun zaman Rusya da süper güçtür askeri olarak, bizim için süper güçtür, nükleer güç. Bu kadar
oynak, bu kadar günübirlik, değişken, arızi şekilde belirlenebilmesi açıkçası bizim bu konularda yani yerleşik parametreler dahilinde tartışmamıza mani oluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şimdi baktığın zaman Rusya Türkiye'yi batıdan uzaklaştırmak istiyor ama içine almak istemiyor. Amerika da eski müttefiki Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmak istemiyor ama F-35'ten çıkarttı. Ama tekrar da yani ilişkilerini eski düzeyine getirmesi mümkün değil. Bu ne demek? Böyle yani iki kutup arasında ortada titreşen bir ülke demek. Yani ikisiyle de aslında stratejik bir ortaklık söz konusu değil. İkisiyle de çok büyük problemler var. Amerika ile problemler daha büyük. Rusya ile problemler kompartmantalize olabilir. Yani kompartmanlara ayrılabilir ki hep öyle olmuştur. Şimdi ayrılamıyor. Şimdi ayrılamıyor çünkü niye ayrılamıyor? Türkiye'nin Suriye meselesi, İdlib meselesi çok çok büyük bir mesele haline geldi. Mülteci problemi yüzünden, tehdidi yüzünden ve sadece o da değil. İktidarın kendi çıkar değerlendirmeleri nedeniyle iç politikayla da alakası var bunun. Ve yani bir Suriye ile yaşamak zorunda kalmanın kabusu var. Bu kabustan nasıl uyanacak Türkiye aslında? Yani 2011'de rejimini devirmek için savaş açtığı, vekaleten savaş açtığı bir ülkeden söz ediyoruz. Daha sonra da oyununun bir parçası olmuş. Ardından da kendi ulusal güvenliği için, rejimi devirmek için değil, kendi ulusal güvenlik mülahazaları çerçevesinde ordusunu göndermiş. Yani kaç tane operasyon yapıldı? 3-4 operasyon. Evet. Yani toplam 3,5 diyelim. Hani. Şeyi de katalım, İdlib'i de katalım. İdlib'i işte 4,5 diyorum yani. Hani o anlaşmalı yani şimdi şu an İdlib'e sokulan gücün çapını bilmiyoruz. Kaç tabur sokuldu oraya bilmiyoruz. Ama her gün izliyoruz. Konvoylar halinde her gün birkaç yüz hızlı araç giriyor. İşte o da ilginç. Savunma Bakanı Akar saatlerini de vererek iki kere duyurduk dedi bu saldırıya uğrayan takviyeyi. Halbuki Rus tarafı böyle bir şey yok. İşte Suriye ordusu terörle mücadele ederken maalesef işte vuruldu bu. Planlı ölçülü bir muğlaklık oluşturma hali. Aslında muğlaklığı oluşturanlar Ruslar burada ve ben ondan açıkçası endişe duyarım. Elbap'ta da bunu yaptılar. İdlib'deki baskıyı hafifletsin diye Elbap'ta bence saçma sapan bir operasyon başlatıldı. İşte bu Ankara destekli Suriye Milli Ordusu tarafından sonra Rus ve Suriye uçakları ya da ne uçakları bilmiyorum belki sadece Rus uçakları Elbap'ı bombaladılar ve camiyi bombaladılar. Evet. Camiyi bombaladılar falan ve şimdi Rusya ve Suriye üstlenmiyor bunu. Çok ilginç. Üstlenmiyor. Türkiye de bunu büyük mesele yapmadı. Bakın orada hiç mesele olmadı bu. Ondan sonra geri çektiler bu Suriye Milli Ordusu'nu. Burada da aynı şey. Şimdi Türkiye'nin birlikleri, saldırıya uğrayan birlikleri Serakip çevresinde üstlenen birlikler. Mevzilenen birlikler bunlar. Yani şöyle herhangi bir gözetleme istasyonunda bulunan birlikler değil bunlar. Daha önce karşılıklı anlaşma sonucu yeri tespit edilmiş, nerede oldukları bilinen birlikler değil. Enteresan olan Türkiye ben buraya naklettiğim birlikleri işte birlik naklettiğimiz bildirdim ama diyor öteki tarafta ay bize bildirmediniz diyor. Evet. Konu şu yani burada Serakip düğüm bir düğüm. Çünkü 2018'in başında Hama Halep güney kuzey ekseninde doğudan batıya doğru başlayan ilk operasyonda da Serakip tehdit altına girmişti. Onun üzerine 2018'de hemen Türkiye oralara işte en son Morik'te biten o 4-5 tane gözlem istasyonunu koydu ve Ruslarla da girdiler araya ve durdurdular o saldırıyı. İranlılar falan geliyordu oradan. Şimdi Serakip düşerse ki Serakip şu an kuşatılmış durumda. Evet. Çok enteresan. 3 taraftan kuşatılıyor. Ve Suriye birlikleri İdlib'e 6 kilometre falan mesafedeler. Yani
120'lik havanlarla falan çok rahat İdlib'i vurabilecek durumdalar. Şimdi İdlib yerleşim birimi. Şöyle bir durum var burada. Bunun yönetilmesi çok zor gerçekten. Bir oyun tasarlıyorsunuz. Herkes bu oyundan başka bir şey murad ediyor. Bu işte Soçi mutabakatı. Beklentiler farklı. Çıkarlar çatışıyor. Hedefler örtüşmüyor. Hedefler de çatışıyor tabii ki. Rusya'nın amacı İdlib'i temizlemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak vesaire. Türkiye'nin amacı öyle değil. Başka bir şey. Şimdi o zaman bu operasyonlar sürdükçe, özellikle 2019'un ortasından itibaren hızlanıp sürdükçe ne ortaya çıkıyor? Bu çatışan hedefler, resaip güçler, farklı amaçlar peşinde, işte bölgede üstlenen şeyler, bir işte unsurların yönetilmesi zorlaşıyor. Çünkü yani bu kadar dar bir alana sıkıştırırsan çatışan amaçlara sahip aktörleri, bu aktörler çatışırlar. Evet. Ve olan da bu bugün. Yani bunun, bu Serakip'teki roket, topçu roketi saldırısı, bizim orada işte giden yerleşen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine topçu roketi saldırısının Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'yı ziyaret edeceği günün öncesi, yani günün gecesine ilk saatlerine diyelim, doğru olarak ilk saatlerine rastlaması rastlantı mıdır değil midir? Bence bunu tartışmaya bile lüzum yok. Çünkü burada asıl hedef zaten Serakip'te üstlenen birlikler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri. Asıl hedef bu. Serakip'ten çekil mesajı veriyor orada. Ankara'da ben mesajı almadım. Asıl sen çekil diyor. Şimdi önümde durma diyor. Ben Serakip'i alacağım diyor. Sen çekil oradan diyor. Şimdi verilen mesaj bu. Evet. Çünkü yani hiçbir zaman Ukrayna'ya gidip efendim 200 milyon lira, yani 35-40 milyon dolar ediyor. 35-40 milyon dolar gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın seyrini değiştirmesi mümkün olmayan bir askeri yardım sözü vermek, Kırım Milli Meclisi üyeleriyle işte Cebiloğlu'yla falan görüşmek ve de Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz demek. Ki onu her mutat olarak her ikili ziyarette söylüyor bunu. Gayet yani mutat açıklama o. Evet. Bunun karşılığı Serakip'te 8 yani oraya topçu salvolarıyla 7 askeri öldürmek, bir sivil öldürmek falan değil. Böyle bir şey yok. Bunun yani Ukrayna ziyaretiyle alakası bir misilleme olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Ukrayna'ya her sene Ukrayna'dan devlet başkanı buraya geliyor. Ertesi yılda bizden oraya gidiyor. Bu baktığınız zaman böyle yürüyor ilişkiler. Bu rahatsız etmiyor Rusya'yı yani. Bu Rusya'yı rahatsız eder de yani o kadar büyük rahatsız etmez. Evet. Esas Türkiye'nin Serakip'in düşmesini önleme yönünde mevzilenmesi. Orada mevzilenmesi rahatsız ediyor. Şimdi Arda Mevlütoğlu Skype hattında hazır ama bir cümle bölünmesin diye şunu söylemek istiyorum. Sizin söylediğiniz tam da aslında iki tarafın birbirine aynı şeyi söylediğini düşündürüyor. Yani iki taraf da zor oyunu bozar diyor. Evet. Yani Türkiye benim gücüm daha fazla, Rusya'ya sen aradan çekil. Ben Suriye ordusunu haklarım sen aradan çekilince ve bu güç bu oyunu bozar diyor. Ruslar da artık zaman doldu, zor oyunu bozuyor. Hani çekilin yavaş yavaş diyor. Evet. O zaman o buradaki özet bu. Buradaki değişken Rusya'nın çekilip çekilmeyeceği. Yani Rusya'nın çekileceğini, Suriye'yi burada yalnız bırakacağını falan açıkçası zannetmiyorum. Evet. Zannetmiyorum. Yani eğer böyle bir şey olursa bu Rusya açısından da tarihte yaşanan bir ilk olur. Pek bunun bir benzeri yok. Yani Rusya'nın böyle müttefiklerini sattığı falan çok görülmüş bir şey değil. Yani böyle bir ilişki kurmuyor Rusya. Evet. Amerika yapar bunu. Amerika anında satar. Yani ama Rusya'nın, yani ben bunu Rusofil olduğum için falan söylüyorum. Yani, değilim Rusofil. Bir saptama yapıyorsunuz. Bu bir saptama sadece. Evet. Tamam. Yani örneği yok çünkü. Şimdi bir Arda varsa Bey'le... Varsa bilen varsa hatırlatırsa sevinirim. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Bir Arda Bey'le konuşalım. Ondan sonra yine Kadri Bey'le kapatırız. Sayın Arda Mevlütoğlu hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Aydın Bey. Hoş bulduk. Tabii biz burada şimdi Suriye konuşuyorduk. İdlib, Suriye, oradaki gelişmeler, Türkiye-Rusya ilişkileri ama sizle mutabık kaldığımız üzere şu TCG Anadolu konusu. Sizin de o konuda paylaşımlarınız var.
Şimdi çok basit, belki sizi gülümsetecek ama izleyiciler açısından şunları sorarak başlayayım. Birincisi, bu gemi nerede inşa ediliyor? İkincisi, denize indi mi inmedi mi? İnmişti, tekrar karaya çekildi, tekrar mı indi ve bu olması gereken midir? Yani bu tür bir gemi inşaatında. TCG Anadolu projesi çok maksatlı amfibik hücum gemisi projesi altında inşa ediliyor. Tabii tanım biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çok maksatlı amfibik hücum gemisi ne demek? Çok maksatlı olmasının sebebi farklı türde görevlerde kullanılabilmesi. Farklı türdeki görevlerden kasıt ne? Askeri görevler, yani amfibik çıkarma harekatı kısacası, kıyıya deniz piyadelerinin, işte araçlarının, bütün teçhizatlarının çıkartılması veyahut savaş dışı operasyonlar dediğimiz insani kriz durumlarında, doğal afet durumlarında yardımların sevk edilmesi, komuta koordinasyonun sağlanması, yüzer hastane görevi veyahut çok uluslu ya da müttefik harekatlarında yüzer bir karargah olması, komuta kontrol merkezi olması gibi farklı görevlerde kullanılabilmesini ifade ediyor. Diğer deyişle hücum bu uçak gemisi değil ya da uçak gemisi demek yanlış olur. Şöyle, yani çok zorlarsanız aslında uçak gemisi demek o kadar da yanlış olmayabilir. Çünkü TCG Anadolu uçak taşıyabilen bir gemi. Sabit kanatlı dediğimiz, yani jet uçaklarının buna uygun tasarlanmış F-35B ve meşhur Harrier gibi kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen uçakların harekatına uygun bir gemi. Bu bakımdan hani uçak taşıyabiliyor mu? Evet. Uçak kalkabiliyor mu? Bazı tip uçaklar kalkabiliyor. Evet. Uçak gemisi mi? İsterseniz diyebilirsiniz. O anlamda çok belki yanlış olmaz. Ama uçak gemisi dediğimizde tabii işte Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük Nimitz sınıfı, işte nükleer tahrikli 100 bin tonluk dev gemileri de uçak gemisidir. İngiltere geçen yıllarda hizmet dışında ayırmıştı. Şimdi yenilerini inşa ediyor. Daha küçük boyutlu uçak gemileri yapıyor. Rusya Federasyonu'nun var. Fransa'nın var. Bunlar uçak gemisi. Bunlar ne yapıyorlar? Sabit kanatlı normal muharip uçakları var, helikopterleri var. Bunlarla her çeşit hava harekatını gerçekleştirebiliyorlar. Yani havadan havaya muharebe, evet, havadan yere muharebe, denizaltılara karşı ya da su üstü gemilerine karşı muharebe gibi. Evet. Ama şimdi, burada bir fark var, buyurun. Teknik olarak bir fark var. TCG Anadolu'nun mensup olduğu bu amfibik hücum gemilerinin maksadı denizden karaya olan o çıkarma harekatlarının gerçekleştirilmesi. TCG Anadolu, İspanyol Navantia adlı bir firmanın tasarımı. Türkiye'de de özel bir tersanemiz tarafından lisans altında inşa ediliyor. Bu geminin de kardeşi iki tane gemi Avustralya donanmasında hali hazırda hizmet veriyorlar. Bu gemilerin önemli bir özelliği doklu gemiler. Dok dediğimiz şey de geminin içinde çok büyük bir yuva var, bir bölme var. Evet. Bu bölme su alıyor. Oradan da deniz piyadelerinin araçları, çıkarma araçları, vasıtaları o bölmeden dışarı gidiyor ve kıyıya doğru bir taarruz, amfibik hücum gerçekleştiriyorlar. Evet. Uçak gemilerinin böyle bir görevi yok. Yani birlikleri karaya çıkarmak gibi. Önemli bir fark bu. Anladım. Son olarak sorunuza hemen yanıt vereyim. Bu TCG Anadolu yaklaşık 28 bin ton deplasmana sahip bir gemi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete girecek en büyük gemi olacak. Meşhur Yavuz kruvazörümüz yaklaşık 25 bin tondu. Anadolu ise 28 bin ton. Son derece büyük, kompleks bir gemi. Bu tarz gemilerin denize inişleri o diğer şimdiye kadar gördüğümüz savaş gemileri gibi olmaz. Bir süreç gerektirir. Bu açıdan bir denize girmesi, bazı testlerin yapılması, sonra tekrar tersaneye alınması gibi şeyler normal ve beklenebilir şeyler. Anladım. O zaman şu anda yani tekrar denize inmiş durumda, tekrar tersaneye alıp devam edecek normal süreç içinde. Bildiğim kadarıyla önce liman testlerine hazırlanacak. Liman testi dediğimizde hani hakikaten yüzüyor mu, biraz gidiyor mu, bazı temel denizcilik işlevleri ya da gemi faali fonksiyonları şu anda işliyor mu? Önce onlar görecek, sonra peyderpey açık denizde muharebe sistemlerinin, komuta kontrol sistemlerinin testleri girecek. O da uzunca bir süreç olacak. Galiba bu sene sonuna doğru da hizmete girmesi planlanıyordu diye aklımda kalmış. Peki Arda Bey, şimdi sizin gibi uzman olmayan benim gibiler, konunun cahilleri dahi şunu artık öğrendik. Şimdi F-35B, işte dikey kalkış sistemi olan bu modeli, biz F-35 programından çıktığımıza göre bu
uçağı kullanamayacağız. Dolayısıyla buradan havalanacak uçak yok. Siz de paylaşımlarınızda aktardınız, şimdi de söylediniz. O her yıllar da zaten eskimiş duruyor. Yani Türkiye'nin her yeri alma gibi bir niyeti de yok zaten. Bir başka şekilde çok pahalı bir tadilat yapılırsa, çapraz bir pist üstüne ayrıca yapılırsa ancak belki bir iniş kalkış olabilir diye bir paylaşımınız vardı. Bu da, böyle bir niyet de yok zaten. Bunun da üzerine durmamıza gerek yok. Yalnız şu söyleniyordu, hep bu eleştiri getirdi. Öyle ama şimdi artık silahlı insansız hava araçları kullanılacak, buna yarayacak diye. Ben doğru anladıysam sizin paylaşımınızı, siz bunun da mümkün olmayacağını söylüyorsunuz. Buna açıklık getirebilir misiniz lütfen kısaca? Şimdi TCG Anadolu'nun aynı Avustralya ve İspanyol Deniz Kuvvetleri'nde hizmette olan kardeşleri gibi düz bir pisti var. Ve bu pist geminin ucuna doğru, yukarı doğru bir eğim yapıyor. Bir rampa. Buna teknik terminolojide ski jump deniyor. Hı hı. Aynı arabalarımızda hani battı çıktılardan çıkarken nasıl arabanın bir hızlandığını hissederiz. Oralarda özellikle yere yavaş yazarlar. Çünkü araba fizik kanunları oradan bir hızlanarak çıkar. Benzer bir mantık. Uçakların hızını alarak o eğimli rampadan hızlanarak havalanmasını sağlıyor. Bu gemi F-35 ve Harrier tipi kısa kalkış, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş yapabilen uçaklara göre tasarlanmış bir gemi. Bu son cümlem sadece bu eğimli rampanın mevcudiyetini ifade etmiyor. Daha teknik detayları da var. Bu pistin kalınlığı, yani uçuş güvertesinin kalınlığı, mukavemeti, kullanılan malzeme, iniş kalkış şoklarına dayanım. Ayrıca alt güvertelerde ne kadar hacim oldu, bu uçakların bakımının, tutumunun yapılması vesaire gibi teknik detaylar. Şimdi F-35 ve Türkiye'ye gelir gelmez muhtemelen gelmeyecek durumunu gösteriyor. Antiparantez bu arada, bu geminin biraz da bu uçaklara uygun tasarlanmasının bir diğer tali sebebi de şuydu. Bu gemi aynı zamanda NATO'nun çok uluslu harekatlarına da destek vermek üzere tasarlandı. Yani sadece Türkiye'ye ait değil, belki müttefiklerin de F-35 veya farklı hava araçlarına, Harrier'larına ya da işte V-22 dediğimiz hava araçlarına da uygun olacak şekilde, bunlara destek verecek şekilde tasarlandı. Yani çok uluslu harekatın bir bayrak gemisi olarak. Neyse, kapa parantez. Şimdi insansız hava araçlarının gemilerden, uçak gemilerine ya da amfibik taarruz gemilerinden kullanılması çok yeni bir kavram. Çok yeni proje ve bu konuda henüz daha oturmuş bir uygulama yok. Bunun tek istisnası helikopter şeklindeki bazı insansız hava araçları. Bunlar işte güvertelerden inip kalkış, iniş kalkış yapabiliyorlar. Ancak helikopter tipinde oldukları için de bunların kullanım alanları daha ziyade keşif gözetleme ya da denizaltı hedeflerinin belirlenmesi gibi oluyor. Ancak burada tabii biz hani F-35 alamadık, bari yerine insansız bir savaş uçağı koyalım, onu havalandıralım diyeceksek eğer, bu uçağın da F-35 gibi kısa mesafelerden kalkabilen, dikey iniş kalkış belki yapabilen çok egzotik tipte bir uçak olması gerekir. Böyle bir hava aracının geliştirilmesi tabii ki teknik olarak mümkün olmakla birlikte, ne kadar maliyete, ne kadar zamanda bu olur, o apayrı bir konu. Astarı yüzünden pahalıya çıkar mı? Ayrı. Benim oradaki yine dipnot olarak belirttiğim düşüncem, şu anda TCG Anadolu aslında Türkiye için çok önemli bir, hem askeri olarak, hem stratejik olarak, hem de savunma sanayi olarak önemli bir eşiği sembolize ediyor. Bu da Türkiye'nin askeri, siyasi nüfuz alanını belki genişletmesinin, deniz aşırı kuvvet aktarımı, power projection yapmasının yolunu açan, bu yolda bize şimdiye kadar hiç daha önce yürümediğimiz yolları belki yürümemize imkan sağlayacak bir vasıta. Bu anlamda TCG Anadolu'ya hemen çok büyük boyutundan, cüssesinden büyük belki görevler değil, şu aşamada belki daha ziyade tecrübe kazanmak için siyasi ve askeri etkinliğimizin artırılmasında bir kaldıraç olarak belki onu görmemiz daha doğru olur. Eğer uçak gemisi gibi, yani işte belki Amerika'nın gibi değil ama işte Hindistan'ın, Çin'in gibi biraz daha küçük boyutlu, hani hafif uçak gemisi gibi bir eğer plan, proje varsa, ki bence olmalıdır, o ayrı tartışma konusu. Bunu biraz da ekonomideki gelişmelere paralel olarak uzun vadeye belki ötelemek daha yerinde olur. Şundan dolayı bizim yani askeri tarihimizde gerçekleştirdiğimiz en son amfibik harekat 1974 Kıbrıs. O Kıbrıs'ta bizim sahilimizden 70-80 kilometre güneydeki bir ada. Ancak TCG Anadolu yaklaşık 700 tane deniz piyadesinin her türlü teçhizat ve araç gereciyle
denizde her türlü ikmal iaşesini sağlayacak bir gemi. Bir taburu bir noktadan diğerini taşıyacak bir gemi. Bizim böyle bir tecrübemiz daha önce yok. Biz herhangi bir muharip geminin uçuş pistine aynı anda iki tane helikopter indirmiş kaldırmış şimdiye kadar değiliz. Çünkü böyle gemilerimiz yoktu. TCG Anadolu bu anlamda birkaç basamağa birden çıkmamız anlamına geliyor. Burada da bizim önce bu tecrübeyi bir içselleştirmemiz ve özellikle askeri ve siyasi olarak bu dönüşümü en azından felsefi olarak, düşünsel olarak tamamlamamız gerekiyor. Bu dönüşümü tamamlamadan uçak gemisi tarafına soyunursak sonumuz Tayland gibi olur. Tayland'ın da uçak gemisi var hesapta ama limanda çürüyor. İkinci el uçakları aldılar, o uçaklar çürüdü. Kraliyet ailesinin yatı olarak kullanıldı ve Tayland bu konu, bundan dolayı da savunma camiasında sık sık dalga konusu olur. O da kötü bir örnek. O örneğe düşmememiz gerekiyor. Peki. Çok çok teşekkür ederim Arda Mevlütoğlu. Her zamanki gibi çok aydınlatıcı, çok bilgilendirici oldu. İyi akşamlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, saygılar. Peki Kadir Gürsel, işin silah uzmanlığı bir tarafa, açıklamaları beraber dinledik. Hı hı. Size ne düşündürüyor bu TCG Anadolu macerası? Hani Türkiye'nin yapmadığı işler, kuvvet arttırımı, Tayland örneği, ekonominin durumu, çok aslında kilit şeyler var. Libya'yı mı düşündürüyor bir taraftan, ama tabii bu bugünden yarın olacak şey değil. Kaç sene var daha önümüzde? TCG Anadolu'yu ben tek başına düşünmüyorum. Hı. Başka platformlarla, başka yatırımlarla bir arada düşünüyorum. Şimdi Türkiye çok ciddi yatırımlar yaptı. Kendi silah sanayini kurmak için, hı hı, dizayn kapasitesini arttırmak için. Fakat Türkiye'nin bu yatırımlara başladığı yıllardaki pozisyonu hem bölgesinden, uluslararası ilişkiler açısından dünyada farklı bir pozisyondu. Hı hı. Nasıl farklıydı? İşte Batı İttifakı'nın... Hı hı. Sorunsuz demeyeceğim, hiçbir zaman sorunsuz bir üyesi olmadı. Evet. Ama bir üyesiydi. Şimdi şeklen, kağıt üzerinde Batı İttifakı'nın bir üyesi. Zaten Batı İttifakı'nın da ne olduğu ayrıca tartışılmalıdır. Hmm. O da ayrı mesele. Fakat Altay tankları var meşhur. İşte bu Koç'un, evet, prototiplerini geliştirdi. MTV olacaktı motoru, olamadı. Şimdi, Ukrayna'dan... Almanya yani güç ve transmisyon paketi, evet, diyoruz, deniyor ona. Bu Almanya'dan sağlanacaktı. İşte aslında o tanklar Kore, şasisi Kore'dir, evet, falan. Yani ama bunlar işte uyarlandı Türkiye'ye falan ve yerleştirildi Altay tankı adı altında. 3 kadar da prototip üretildi galiba. 3 ya da 4, emin değilim. Gerekmiyor zaten bilmek bunları çok fazla. Yani ama motoru yok tankın şu an. Yok. Almanya'da siyasi nedenlerden dolayı vermiyor motoru. Evet. İşte şimdi niye vermiyor? İşte çünkü Leopard 2 A4'leri şeyde kullandı, BAP harekatı falan. Evet. Yani bu siyasi nedenlerden dolayı vermiyor. Bir bu. İki, yani bu Altay tanklarının geliştirmeye başladığı dönemde, karar alındığı dönemde Türkiye başka bir ülkeydi. Şimdi başka bir ülke oldu. İkinci örnek F-35. F-35 projesinin 90'ların ortasıdır. Türkiye'nin katıldığı, 96 yanılmıyorsam. Evet. Arda Bey olsaydı o kesin tarihi verirdi. Evet. Ben 96 diye hatırlıyorum. Ondan sonra seri üretime geçilmiştir falan filan. S-400 alan bir ülke haline geldi Türkiye. Stratejik, evet, yani yönünü değiştirdi. S-400'de yani konuyu dağıtmayalım ama iki batarya ama, 120 yani efendim? Mühimmat diyelim. S-400 120. O kadar yani füze. Hani geçen gün bir uzman söylüyordu. Hani bir örneğin Allah korusun bir çatışma halinde hani bir gecede yok harcayacağınız yani bir şey. Yani şöyle diyordu. Size saldıran gücün çapına bakar. Evet. Eğer size Amerika saldırıyorsa evet o uzman haklıdır söylediklerinde. Yani ayrıca S-400 bataryalarını da yani 40-50 milyon dolarlık bir yatırımda saf dışı bırakmak mümkün. Çünkü bir bataryada bildiğim kadarıyla 16 füze var. Hı. Oraya yani... Bunlar çok aslında, evet, katmanlı işler. Yani ben sözü dağıttım. Şöyle ben hemen tamamlayayım. Siyasi yani, değerlendirmeyi. Şu F-35'ler, evet, meselesi de o da elimizde aslında bu manada patladı. Ve dolayısıyla, evet, mini uçak gemisi yani 6 adet F-35B'nin, hı, yanı sıra yine amfibi özelliğini sağlayacak başka teçhizat, helikopter de taşıyacak bu diye düşünülen Anadolu amfibi hücum gemisi. Elimizde bizim şu an helikopter gemisi olarak yani amfibi, tamam, özelliklerine sahip tabii hücum, evet, özelliklerine sahip ama
vurucu gücü olarak da işte helikopter, hava unsuru olarak, hava platformu olarak helikopter gemisi şu an. Yani çok basitleştirirsek dev bir çıkarma gemisi. Türkiye'nin bu hani kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Bir eksen yok ortada kayan. Hı. Bir eksene doğru kaymıyoruz aslında. Hı. O yanıltıcı bir şey ama bir eksenden uzaklaşıyoruz. Batı ekseninden uzaklaşmasının sonucu Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde açığa düşmesi. Evet. Ve bunu nasıl kapatacağız, bunu nasıl iktifa edeceğiz orası belli değil. Bunun tabii ciddi bir jeopolitik ve finansal, yani mali faturası var Türkiye'ye. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Kadri Gürsel. Uzun zaman sonra lütfedip katıldığınız için eksik olmayın. Estağfurullah. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Siz de dinlediniz Kadri Bey'in açıklamalarını. Beni oldukça düşündürdü. Eminim sizleri de düşündürmüştür. İkinci bölümde Aydın Sezer'le ve Salih Bıçakçı'yla sohbete farklı konular üzerinden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.